Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. 7. sınıflar Arapça ders kitabımızın 1. ünite 2. dersini yapacağız. El mahdetül ula 1. ünite el mihen meslekler konumuzda dersimiz et dersü sani 2. ders müderrisi sondaki ye benim anlamı kadar müderrisün öğretmen demek muallimun o da öğretmen demek müderrisi öğretmenim. İstemi ilel ibarati taliye. Gelen kelimeleri dinle ve e'id ha onu tekrar et. Sümme sonra üktüp onu yaz fi defterik. Sonra onu defterine yaz diyor. Bakalım. Bakalım hangi kelimelerimiz var. Altıncı dinleme videomuz burada Için Önce الدرس الثاني very واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم الدرس مدرسي واحد معلم اللغة إلى معلمة الرياضيات وأعدها ثم أكتبها في معلم معلم ül معلم الجغرافيا معلمة coğrafya. معلمة Muallimetu الرسم معلمة الموسيقى معلمة العلوم غرفة المعلمين Kelimelerimizin okunuşu bu şekilde. Anlamlarını da beraber yapalım. Muallimul lugatil arabiyye Arap dili öğretmeni. Yani Arapça öğretmeni. Yukarıda bakın tahtada ne yazıyor? Ene ben eteallemu el lugatil arabiyye. Ben Arapçayı öğretiyorum. İkincisinde muallime Riyadiyat, matematik öğretmeni. Bakın burada 4 4'te 3 toplamış eşittir 7. Muallimetür riyadiyat matematik öğretmeni. Muallimur riyada beden eğitimi öğretmeni. Bak riyadiyat ile riyada birbirine benziyor. Y burada bakın şeddeli Y'yi gördüğünüz zaman matematik oluyor. Normal riyada gördüğünüz zaman da beden eğitimi öğretmeni. Aşağı kısımda muallimül coğrafya. Türkiye haritasını görüyorsunuz. Coğrafya öğretmeni. Liseye geçtiğiniz zaman Sosyal bilgiler dersiniz tarih ve coğrafya olarak iki kısma ayrılacak. İşte coğrafyada Türkiye, dünya haritası işleniyor. Muallimetü tarih, işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi temsilen bir resmi var. Tarih öğretmeni, muallimetü tarih. Muallimetü resim, bakın bir e, resim çizmiş. Resim öğretmeni. Muallimetü resim. Resim öğretmeni. Muallimetül musika. Müzik öğretmeni. Notaları görüyorsunuz. Muallimetül musika. Müzik öğretmeni. Muallimetül ulum. hem bilimleri öğretmeni. Muallimetül ulum. hem bilimleri öğretmeni. Gurfetül muallimin. Burası da öğretmenler odası. Gurfetül muallimin. İkinci bölümde sevgili arkadaşlar bakın burada yedinci ses dosyamız var. Onu dinleyin ardından tercümelerini beraber yapacağız. Ok işaretiyle kelimelerimizi nasıl okunduğunu muhakkak takip edelim. İtnan, istemih ile ibaratı taliyya ve sığırl beynel ibaratı ve suvarra. Muallimul riyada. Muallimul musika. معلم الرياضيات Coğrafya. muallimul coğrafya muallimul lügati'l arabiyye muallimut tarih muallimul resm muallim öğretmen dedik öğretmenlerimizin hangi branştan olduklarını gösteren bir eşleştirme bölümü Burada dinle ne ile'l ibarati ta'lih gelen kelimeleri dinle dedi dinledik ve sil beynel ibarati ve suver resimlerle kelimeleri birleştir diyor. Öncelikle okuyalım. Muallimur riyada beden eğitimi öğretmeni, muallimul musika müzik öğretmeni, muallimur riyadiyat matematik öğretmeni, muallimul coğrafya coğrafya öğretmeni, muallimul Lugatil arabiyye Arapça öğretmeni. Muallimü tarih, tarih öğretmeni. Muallimül ulum, fen bilimleri öğretmeni. Muallimü resim, resim öğretmeni. Şimdi kelimelerimize ben rakamlar vereceğim. Ardından da hangi rakamların hangi kelimeye ait olduğunu yazacağız. Bakın muallimü riyada, beden eğitimi öğretmeni bir. Muallimül musika, müzik öğretmeni iki. Muallimü riyadiyat, matematik öğretmenine de 3 numarayı verelim. Aşağı kısımda da muallimül coğrafya 4 numara coğrafya öğretmeni. Muallimül lugatil arabiyye Arapça öğretmenimize de 5 numarayı verelim. Muallimül tarih tarih öğretmenimiz de 6 numaralı olsun. Muallimül ulum fen bilimleri öğretmenimiz 7 numara. Muallimül resim de 8 numarayla eşleştirelim. Şimdi ok işaretiyle yapmak biraz zor burada. O yüzden eşleştirme yaparak hangi resimlerin hangi numaraya ait olduğunu söyleyelim. Bakın burada Lugatil Arabiye 5 numaralı yani Arapça öğretmenimize 5 diyoruz. Buraya 5 ile eşleştiriyorsunuz. Bakın burada tarih öğretmenimiz var. O da 6 numaralı cümlemiz. Burada coğrafya öğretmenimiz var. Coğrafya 4 numaralı resim. Burada müzik öğretmenimiz var. Müzik öğretmenini de 2 numaralı resimlerle eşleştirelim. Aşağı kısımda da baktığımız zaman burada resim öğretmenimiz var. Resim öğretmenimize 8 numarayı vermiştik. Bakın burada matematik öğretmenimiz var. Matematik öğretmenine de hangi numarayı vermiştik? Hemen bakalım. Muallimur Riyadiyat 3 numaraydı matematik Riyadiyat. Burada pardon matematik değil. Hem bilimler değil mi? yanlış olmasın. Burada ulum, fen bilimleri öğretmenimiz var. O yüzden fen bilimlerine 7 numarayı vereceğiz şu şekilde. Burada matematik öğretmenimiz işte. Matematik öğretmeni Riyadiyat 3 numarayı veriyoruz. Kalan öğretmenlerimiz de aşağı kısımda. Baktığımız zaman burada beden eğitimi öğretmenimiz var. Muallimur Riyadah 1 numarayı verdik. Başka da kalmadı. Burada sadece hangi öğretmenimiz var? Müdürümüz var. Bakın el müdür yazıyor. Müdür, erkek müdürümüz. Okulumuzun. Devam edelim dersimize. 28. sayfamızda da yine bir dinleme metnimiz var. Dinleme videomuz var. Kaçıncı videomuz buradaki dinleyeceğimiz. Bakın 8 numaralı videomuzu dinliyorum. Ok işaretiyle takip edin. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. 8 numaralı videoyu açıyorum. Sizler Edin. ثلاثة إستمع إلى الجمل التالية وأكمل الفراغات حسب المسموع كما في المثال سأتعلم التاريخ في مادة التاريخ من معلم التاريخ سأتعلم الرسم في مادة الرسم من معلم الرسم خسرنا رستم O zaman buraya te'etallemu kendisi veriyor zaten. Bakın bütün cümlelerde se'etallemu var. Biz burada sadece dersi değiştireceğiz şu kısmı. Yani se'etallemu resm. Buraya er resm kelimesini yazacağız. Ne demek bu? Hemen söyleyeyim. Se'etallemu öğreneceğim. Tariha tarihi. Kimden? Bit maddeti tarih. Tarih dersinde tarih öğreneceğim. Min muallimi tarih. Tarih öğretmeninden. Şimdi aynısını biz yapıyoruz. Se teallemi öğreneceğim. Er resme. Resmi öğreneceğim. Burada madde kelimesiyle resmi birleştiriyoruz. Madde-tir resmi. Resim dersinde. Buraya aynısını yazıyoruz. Duyduğumuz kelimenin. Bakın bu şekilde. Maddetir maddetir resmi resim dersini öğreniyoruz. Min muallim kelimesini getiriyoruz buraya. Muallim min muallimir resmi resim öğretmeninden. Tamam mı? Bu şekilde diğerlerini de yapacağız. Min muallimir resmi şeklinde yazmamız gerekiyor. Birinci cümlemiz bu şekilde. Demek ki burada madde kelimesiyle muallim kelimesini öğretmenlerin ve derslerin önüne getiriyoruz. Yani bütün hepsinde bu iki kelime yazacağız. Sadece tarih dersini resme çevirdik. Bakalım diğer dersimiz hangisiymiş? Sa'ta'allamu'r-riyada fi maddeti'r-riyada min muallimir <laughs> Evet burada da beden eğitimi öğretmenimizi söyledi. Hemen yazalım onu da. Boşluklara yazdım. "S teallem öğreneceğim er riyada." Beden eğitimini öğreneceğim, sporu öğreneceğim. Kimden? Ya da hangi dersten? Fi maddetir riyada. Beden eğitimi dersinde spor öğreneceğim. Min muallimi riyada beden eğitimi öğretmeninde diyor. Siz de bu şekilde boşluğu doldurun. Şimdi diğer dersimizi öğrenelim. سأتعلم الجغرافيا في مادة الجغرافيا من معلم الجغرافيا. Evet burada da coğrafya dersini coğrafya öğretmeni yazmamız isteniyor. Hemen yazalım. Yazılışı bu şekilde. Teallem öğreneceğim. El coğrafya. Coğrafyayı. Fi maddetil coğrafya. Coğrafya dersinde. Min muallimil coğrafya. Coğrafya öğretmeninden şeklinde. Duyduk ve yazdık. Diğerini öğrenelim. Sətələməl Lügatı Al Arabiyə, fi maddəl Lügatı Al min məllim Lügatı Al Burası uz uzun olduğu için değerli arkadaşlar size bırakıyorum. Buraya Lügatul Arabiyə, Arapça dersini yazıyorsunuz. fi maddəl Lügatul Arabiyə, Arapça öğretmeninde, Arapça dersinde min məllim Lügatul Arabiyə. Tamam, o kısmı siz buraya ekleyin. Diğer dersimizi dinleyelim. Sa'ata'allamul musika fi maddetil musika min muallimil musika. Evet burada da müzik öğretmenimiz söyledi. Buraya el musika fi maddetil musika min muallimil musika şeklinde müzik öğretmenimizi yan sayfamızdan bakarak oraya siz güzelce yazın dersimizi bu şekilde tamamlayacağız. Son bölümde de fa <laughs> ata'allamu Yine aynısı. Bakın matematik öğreneceğim. matematik dersinde. Min Yukarıdakilere bakarak aynısını buralara dolduruyorsunuz. Çok kolay. Artık öğrendik bunu. İlk resimdeki gibi bakın şuradaki dersimiz değişiyor sadece. Dersin ismini yazıyorsunuz. Ders ardından ne öğreneceğini, hangi derste öğreneceği yine tarih dersinde. Burayı tarihle işte coğrafya, matematik değiştiriyoruz. En sonunda muallimi yani öğretmeni değiştiriyoruz. Madde ile muallim kelimesini bütün boşluklarda aynı yazıyorsunuz. Konumuzun sevgili arkadaşlar dinleme bölümünde konumuzla alakalı 9. فيديو مدني جاز أوك شاركتاي بدمس لدى التايكي غدا تأخذوا ساتشور أربعة استمع إلى الحوار واقرأه ثم اكتبه في دفترك صباح الخير جميعا صباح النور, صباح النور. اليوم سنرسم مناظر طبيعية هل أغراضكم معكم؟ نعم يا معلمتي عندي فرشه وصبغه وعندي اقلام ملونه انا اسف يا معلمتي لكن ما عندي اي شيء اه لا باس اجلس انت بجانب عثمان واستخدم اقلامه هيا نبدا اولا نرسم السماء ثم الشمس ما لون السماء؟ ازرق, أزرق. اسود يا سلام كيف يمكن ذلك يا نور؟ هل السماء سوداء؟ انا اسفه يا معلمتي ما عندي اللون الازرق ولذلك سارسم السماء في الليل. Evet, güzel bir şekilde Değerli arkadaşlar el mihen meslekler bölümünde dördüncü bölümde el hibar parçayı dinle dedi dinledik. Ve raho, şimdi okuyacağız oku diyor. Tüm mektubu fi defteri sonra defterini yaz diyor. Burası ödev defterimize yazacağız burayı. Muallime tür resim resim öğretmeni ne diyor? Sabahul hayr cemi'an herkese hayırlı sabahlar herkese günaydın. Sabahul hayr cemi'an ya tullab öğrenciler demek. Sabahun nur, nurlu sabahlar diye öğretmenlerine karşılık veriyorlar. Sabahul hayr, sabahun nur. Muallimetur resim, resim öğretmeni. El yevmi bugün tener resim yapacağız. Ve gelecek zaman eki ne de biz anlamında. Tener biz resim yapacağız. Ne resmi? Menazira tabiiye. Doğa resmi. Tamam mı? Doğa resmi yapacağız. Hel er radukum meakum. Yani eşyalarınız yanınızda mı? Doğa resmi yapacağız. Eşyalarınız yanınızda mı? Hel er meakum. Fatıma diyor ki. Ne'am evet. Ya muallimeti. Ey öğretmenim. Indi. Yanımdadır fırşaten ve sıbgaten. Yani fırşaten fırça, sıbgaten boya. Boya ve fırça var yanımda. Osman ne diyor? Ve indi benim de yanımdadır. Ney eklamu mülevvene. Boya kalemleri. Boya kalemleri benim de yanımdadır. Dedikten sonra Rashid diye bir çocuk. Ene asif. Üzgünüm diyor. Ene asif. Üzgünüm. ''Ya muallimeti, ey öğretmenim, üzgünüm, lakin, fakat, ma indi, yanında yok, ey şeyin, hiçbir şey.'' ''Ey öğretmenim, üzgünüm, yanında hiçbir şey yok.'' Düşünün resim dersine gelmiş, hiçbir şey yokmuş. Bakalım öğretmenimiz ne yapacak? ''Muallimetü resim, Aa, hayretler içerisinde kalıyor, Aa öyle mi?'' ''La bes'' diyor, yani önemli değil. Kızmıyor bakın. La be. Önemli değil. İclis otur. Ente sen. Bir canibi yanına. Osman. Osman'ın yanına otur. Ve stahdim kullan. Eklamehu. Onun kalemlerini. Bakın a diyor. Önemli değil. Sen Osman'ın yanına otur. Ve onun kalemlerini kullan. Dedi. Yardımlaş diyor. Ardından da heyya. Haydi nepte. Başlayalım. Hadi başlayalım. Evvelen öncelikle ilk olarak Nersum'u çizeceğiz. Sema gökyüzünü çizeceğiz. Öncelikle gökyüzünü çizeceğiz. Sümme sonra Eş-Şems, Sonra güneşi çizeceğiz. Mal nedir? Levnus Gökyüzünün rengi nedir diyor. Tullab öğrenciler hep birlikte ezrak. Mavidir. Ezrak mavi. Nur diye bir öğrencimiz hemen oradan diyor ki esvet siyah diyor. Bütün öğrenciler ezrak mavi derken Nur esvet siyah diyor. Muallime tür resim resim öğretmeni de ya selam. Aman Allah'ım diyor şaşırıyor. Keyfe nasıl yümkün olur? Dalike bu durum ya Nur. Ey Nur diyor bu nasıl olur? Aman Allah'ım. Hayretler içerisine kalıyor. Hel esme sevda gökyüzü yah mı diye şaşırıyor. Nur ne diyor bakalım? Ene asife üzgünüm ya müalimeti ey öğretmenim üzgünüm. indi benim yoktur yanımda yoktur. El levnü ezrak mavi renkli boya yani mavi renkli boya yok diyor. Ve lizalik'e bu yüzden Te er sumu çizeceğim es e gökyüzünü filleyli gece gibi. Yani gece halini çizeceğim Ge gece gökyüzü simsiyah değil mi? O yüzden mavi renk olmadığı için arkadaşımız gökyüzünü siyaha boyayacakmış. Konumuz bu şekilde. Konumuzla ilgili sorularımıza geçelim. Beşinci bölüm. Ecip cevap ver. Anil esilet sorulara. Hasebel hivari sabık geçen konuya göre gelen sorulara cevap ver diyor. Yapalım sorularımızı. Birinci sorumuz. Eyyü hangi maddetün ders yedrusu etullab? Öğrenciler hangi dersi işliyorlar? Şuraya yazalım. Burada biz şu kelimeyi aynen yazacağız. Maddetü. Bakın şu kelimemizi yazacağız aşağıya. Şuraya yazalım. Siz de görün. Cevabımız şu şekilde olacak. Yedrusu et tullabu öğrenciler işliyor. Maddeter resmi. madde resmi resim dersi işliyorlar. Öğrenciler resim dersi işliyorlar diye yazabilirsiniz. İkinci sorumuz. Meza seyersumu tullabu el yevm. Bugün öğrenciler ne resmini çizecekler? Ne resmi çizecekler öğrenciler bugün? Tabiat. Çevre resmi değil mi? Hemen yapalım. Evet cevabımız yer sümü çizecek. Et tullabu bu öğrenciler. El yevme bugün. Buralara denden koyuyoruz. Sonra attık. Mağaza yazmayacağız burada. Menazira tabiiyye. Yani tabi manzaralar. Çevre manzaraları, doğal manzara resimleri çizecek diye yazacağız. Menazira tabiiyye. E yine nerede? Se su oturuyor. Reşit. Reşit nerede oturacak? Buradaki se gelecek zaman eki. Se su oturacak. Reşit. Reşit. Kimin yanında oturacaktı? Bir canibi Osman. Oraya onu yazacağız. Cevabımız. Se su Reşit. Bir cani Osman. Şeklinde olacak. Siz de böyle yazın. Diğer sorumuz limazani için tersümü resim çizecek. Nur, nur, esemae gökyüzünü billeyli gece. Nur diyor niçin gökyüzünü gece şeklinde çizecek? Çünkü onun yanında mavi boya yoktu değil mi? O yüzden cevabımız şu şekilde. Li enneha çünkü onun ma indeha. Ma Olumsuz anlamı kadar indaha onun yanında yoktur. Ellevnül ezrak mavi boya onun yanında olmadığından dolayı gece şeklinde siyah şeklinde çizecekmiş nur. Beşinci sorumuz helindeki egraadur resim ve mahiye. Senin yanında diyor resim malzemeleri var mıdır? Ve mahiye onlar nedir diyor. Evet vardır diyelim fırça ve boya vardır diyelim indeke dediği için senin yanında var mı? Ne'am. Evet. Indi Benim var. Yanımda benim var. Ne var? Fırşeten fırça ve sıvıgaten boya. Evet benim yanımda fırça ve boya vardır diye yazabilirsiniz. 6. bölümde üktüp yaz. Ente, sen, eydan, sen de yaz. Es ileten soru anel hivari sabık geçen parçaya göre sen de sorular yaz. Sümme sonra ecip anha sonra onlara cevap ver diyor. Ne gibi sorular yazabiliriz? Başlayalım. Birinci sorumuz. Maza ne? Galet söyledi. Muallimetü. Muallim. Muallimetü resmi. Resim öğretmeni diyebilirsiniz. Muallime. Kadın öğretmen ne söyledi? Fi duhulis saffi. Sınıfa girdiğinde Öğretmen ne dedi? Cevabımız da sabahul hayır. Hayırlı sabahlar dedi. Böyle bir soru oluşturabiliriz. Mesela ikinci soru olarak ma levnus semae. Gökyüzünün rengi nedir? Cevap olarak da ezrak mavidir diyebilirsiniz. Üçüncü olarak da meze seyersümü evvelen. Önce ne resmi çizecek? El cevap eş esmae. Öncelikle esma gökyüzünü, dümme eşşemse sonra da güneş resmini çizeceklerdi. Evet bu şekilde sorularımıza cevaplarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. 7. bölümde değerli arkadaşlar yine bir dinleme videomuz var. 10. videomuzu dinleyeceğiz. Ok işaretiyle takip edin. Ardından istenenleri beraber yapacağız. Seba استمع الجمل الفراغات حسب المسموع ثم اكتب تحت لها Evet burada değerli arkadaşlar dinleyin diyor metnimizi dinleyin gelen cümleleri dinleyin daha sonra boşluklara duymuş olduğunuz kelimeleri yazın diyor Tamam mı şimdi dinleyeceğiz sırayla duymuş olduğumuz kelimeleri boşluklara yazacağız bakalım birinci boşluğumuzda ne var 1 <laughs> حقا هل ستصبح معلم الرياضيات fil المستقبل؟ Evet burada Hakkan kelimesini duyduk. Hakkan diyor değil mi? Hakkan. Gerçekten mi? Hel setus bihu muallimur riyadiyat fil müstakbel. Gelecekte diyor gerçekten matematik öğretmeni mi olacaksın? Hemen yazalım bunları. Evet birinci bölümde duyduğumuz kelimeler bunlar. Hakkan. Gerçekten mi? Hel setus bihu Muallimur riyadiyat fil müstakbel. Gelecekte matematik öğretmenim olacaksın diyor. Sizler sesi duyduktan sonra ben videomuzu durdurup yazıyorum. Fazla vakit kaybetmemek için. Şimdi ikinci cümleyi dinleyelim. Bakalım orada ne var? İfnan. Ana ya ustazi. Evet burada da sevgili arkadaşlar diyor ki. Ana asif. Üzgünüm. Lit ya ustazi. Geç kaldığım için ne öğretmenim üzgünüm diyor. O kelimeyi hemen yazalım. Sizlerde evet, sizler de derslerinde geç kaldığınız zaman ene asif üzgünüm li teahhura ya üstazi yani özür dilerim anlamında derse geç kaldığım için Ey öğretmenim özür dilerim diyor. Üçüncü cümlemizi dinleyelim. Selam ya selam keyfe tecumus sema sevda Evet burada da konumuzla alakalı ya selam hayret ifadesi kullanıyor. Aman Allah'ım. Keyfe tersümü sema sevda. Nasıl diyor gökyüzünü siyah olarak resmedersin diyor. Bakın ya selam da şu şekilde yazılır. Ya selam. Hayret ifadesi Allah Allah ümen ya Rabbim anlamında. Ya selam hayret ediyor. Keyfe nasıl tersümü resmediyorsun. Es esma gökyüzüne sevda siyah olarak diyor. Son cümlemizde de. Ah oh, ente ala hak es semâü Evet burada da ah diye Türkçedeki kullandığımız bir hayret ifadesi, şaşkınlık ifadesi. Ah diyor. Ente hak. Sen haklısın. Sema Gökyüzü halbuki diyor. Mavidir şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burasını da tamamladık. Devam edelim. 8. bölümde kevvin oluştur. Es ileten soru ve ecviyeten cevap. Kemafil misal örnekte olduğu gibi soru ve cevap oluştur diyor. Ve teaddes anha malzemelik onun hakkında arkadaşlarına konuş diyor. Bakın burası el ile kısmı sorular. El ecviye kısmı da cevaplar. Bakalım nasıl soru sorup cevap vermiş. Meza ne setus bihu olacaksın film müstakbel gelecekte. Cevap veriyor. Setus bihu olacağım muallimut tarih tarih öğretmeni film müstakbel gelecekte tarih öğretmeni olacağım diye bir soru sormuş sorusuna da bu şekilde cevap vermiş. Müstakbel gelecek demek. Şimdi bizler mesela ne diyebiliriz? Ee, hangi ya da okulunu seviyor musun? İlk sorumuz bu şekilde olsun. Bakın bu şekilde bir soru sorabiliriz. El tuhibbu bu seviyor musun? Medrasetüke okulunu seviyor musun? Okul sevilmez mi değil mi? Naam evet. Uhibbu bu seviyorum. <laughs> Medraseti diye bir soru ve cümle Cevabını bu şekilde verebilirsiniz. Mesela akşam ne? Ne yapacaksın diye birisine soru soruyoruz. Mezane de tef'alü yapacaksın. Mesela akşam ne? Akşam ne? Ne yapacaksın? Arkadaşımız da ders çalışacağım diyebilir. Te edrusu işte et ed tarih, el er riyadiyat, el ulum hangi derse çalışacaksa se edrusu diyebilir. Mesela ma ismu ebuke Babayın adı nedir diye sorabiliriz. O da Ahmet diye cevap verebilir. Ya da babanın ismini ise onu sorup yazabilirsiniz. İşte nerelisin diyebiliriz mesela öğrendiğimiz sorulardan. Nasıl sorardık? Min eyne ente. Nerelisin? Enemin İzmir. Enemin Ankara. Enemin İstanbul. Enemin Diyarbakır. Enemin Konya gibi cevaplar yazabilirsiniz. Son cümlemiz de şöyle olsun. Sen çalışkan mısın? Bunu da Hal entenacihun sen çalışkan mısın? Naam ene nacih. Evet ben çalışkanım diye. Burada konuyla alakalı sorular istemediğinden dolayı sizler buraya kendi bildiğiniz soruları yazıp cevaplarını da verebilirsiniz. 9. bölümde değerli arkadaşlar 11. dinleme videomuz var. Videoyu açıyorum. Sizler de takip edin. Ardından anlamını yapalım. <laughs> İstima ila al-cümle wa a'idha, sonra na ma naqiş ma'naha. Al-tâlib yuhtarimu al, al -mudarris, yuhibbu Evet. Burada cümleyi dinle, istima'il-cümle ve ayta tekrar et, sonra na ma naqiş ma'naha onun anlamı hakkında konuş diyor. Çok güzel bir yer. Bakın burada hem öğretmenimiz hem de öğrencimiz var. Öğrencilerimiz var daha doğrusu iki tane öğrencimiz ve öğretmenimiz var. Birinci cümlemiz et talibu öğrenci yahterimu saygı gösteriyor. El müderrise öğretmenine, öğrenci öğretmenine saygı gösteriyor. Bizler eskiden öğrenciyken ceketimiz vardı. Öğretmenlerimizi gördüğümüz anda ceketimizin önünü iliklerdik. Bizler de öğretmen sınıfa geldiği zaman, koridorda gördüğünüz zaman, bahçede gördüğünüz zaman ona selam verin, saygınızı gösterin. Kesinlikle öğretmenlere saygısızlık yapmayın. Çünkü... Bana bir harf öğretenin 40 yıl külesi olurum sözünü unutmayın. Ardından vel de öğretmende bu seviyor et talibe öğrenci. Öğrenci öğretmene saygı gösteriyor, öğretmen de öğrenciyi seviyor. Evet, saygı ve sevgi büyüklerimizi saymak, küçüklerimizi sevmekle ilgili güzel bir cümle idi. Temrinat alıştırmalar bölümünde birinci alıştırmamız Sıl birleştir beynel ibarati ve suver Resimleri ve kelimeleri birleştir kema fil misal örnekte olduğu gibi Örneğimizde maddetü tarih Tarih dersini bakın Fatih Sultan Mehmet birleştirmiş. birleştirmiş Maddetü riyada var Beden eğitimi ancak burada beden eğitimi ile ilgili bir yer yok Bu boşta kalıyor Maddetü resim Resim dersi bakın fırçaların olduğu yer Maddetu riyadiyat matematik ile ilgili dersimiz. Maddetu coğrafya coğrafya harita. Maddetu musiki müzik dersi. Maddetu lügatül Arabiye, Arapça dersi de bakın burada karşımıza çıkıyor. Böyle çeşitleştiriyoruz ancak e, beden eğitimi dersi olmadığından boşta kaldı orası. İkinci alıştırmamızda yük yaz. Elmihen meslekleri yaz tahtesü verir münasip uygun resimlerin altına leha müsta'inen bil gayme. evet şuradaki kelimeleri kullanarak diyor mesleklerin altına uygun olanlarını yaz diyor hadi hep beraber bulup yazalım önce okuyalım burada sevgili arkadaşlar yaparken öncelikle aşağıdaki resimlere bakacağız hangi resim uygunsa ok işaretiyle yine oraya götüreceğiz muallimur riyadiyat bakın birincisi matematik öğretmeni. Nerede matematik öğretmeni? Bakın burada 8, 9 daha kaç yapar diyor. O da 17 yapar diye yazmış. Matematik. 1. 2'ye bakalım. Muallimül coğrafya. Coğrafya öğretmeni bakın. Türkiye haritası üzerinden ders anlatıyor. Muallimetül ulum. Üçüncüsü fen bilimleri öğretmeni. Bakın burada bir iskelet üzerinde. Pardon 3'ü yazacağız. Ders anlatıyor. Muallimut tarih 4. Tarih öğretmenimiz burada yok, değil mi? Yok. Muallimul musiki buraya 5 diyeceğiz. Müzik öğretmenimiz bakın burada gitar çalıyor. Muallimul lugatul arabiyye buna da 6 diyelim. En altta ene etallemu lugatul arabiyye. Ben Arapça öğretiyorum diyor. Biz de onu işaretliyoruz. Burayı da tamamladık. Son sayfamıza geçelim bu dersimizin. Üçüncü temrinat bölümünde da alamete tik yani tik işaretini koy diyor. Tahtel mihnetil muhtelife. Herhangi bir mesleğin altına tik işaretini at. Bir külli mecmua. E, süm mektub ismi hafil perak. Yuvarlak içerisindeki herhangi bir yerin mesleğini seçeceğiz. Daha sonra onun ne olduğunu yazacağız. Mesela Birinci yatalım diyelim hemen ilk baştan başlayalım. Nedir? Tayyarun yani pilot. Bakın bunu atarsanız tayyarun yazacaksınız. Pilot. Peki ikinci atsaydık ne olacaktı? Muallime tür riyadiyat. Matematik öğretmeni yazacaktınız. Bunu yatsaydık muallime musika. Müzik öğretmeni. Niye tüy dedik? Çünkü kadın oldukları için değil mi? Peki ikincisinde de ikinci resmi atalım. Mesela burada olsaydı muallimetül coğrafya olacaktı. İkincisi berberdi hatırlayın. Hallagun berber şeklinde yazacaksınız. Hallagun. Tamam. Bu şekilde yazmaya devam edelim. Peki kadın kuaför olsaydı ne yazacaktık? Maşita tün. Maşita kadın kuaför idi. Üçüncü bölümde de muallimetül lugatül arabiye var burada. İster bunu yazın. İkincisinde mesela unutmamak için bunu yazabiliriz. Mümerrida hemşire. Bak, şu şekilde yazıyorduk mümerridayı. Mümerrida tün. Kadın hemşire. Tamam. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da muallime tür resim. Resim öğretmeni diye yazabilir idiniz. Şimdi aşağıda üktüp yaz diyor. Eyyen min em ev. Em veya evden herhangi birisini yaz diyor. Fil feragat boşluklara. İkisi de veya ya da yoksa gibi anlam veren edatlarımız. tüs bihu. Bakın burada e soru ekidir. Hel gibi. Ese bihu muallimen em yoksa müdiran fil müstakbel. Gelecekte sen öğretmen mi yoksa müdür mü olacaksın? İki. Üst bir muallime muallimul lugatil arabiyye. Ben Arapça öğretmen olacağım. Ev veya el yani coğrafya fil müstakbel ya da veya diyor. Ben coğrafya öğretmen olacağım. Hel ceddüke amilun ev veya mütekaidun deden diyor işçi mi yoksa emekli mi 4 de de maza tameli kardeşin kız kardeşin ne yapıyor muallimetun em maşita kız kardeşin ne yapıyor öğretmen mi yoksa kuaför mü isep git ilel müdiri müdüre git ev veya ilel muallim öğretmene müdüre veya öğretmene git şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar ikinci dersimizin de sonuna geldik. Dersimiz biraz uzun oluyor. Neden? Ee, EBA'daki ses dosyalarını dinlediğimiz için dinlemeniz gerekiyor. Arapçayı tam telaffuz edebilmeniz için onları da sizler için dinletiyorum. İnşallah diğer derslerimizde görüşünceye kadar derslerimizi iyi anlarsınız. Videolarınızı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Yeni derste de görüşelim. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım görüşürüz.